Günaydınlar değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz güzellerim? Umarım hepiniz iyisinizdir canlarım. Bizi sorarsanız sabah sabah kalktık, karı koca iş peşindeyiz. Evet dostlar, merhabalar. Bugün 5 Ekim 2020 Pazar. Nail evde olduğuna göre demek ki pazar demektir. Biz ne yapıyoruz? Bizim iki tane kabağımız vardı, bal kabağı. Günlerdir bekliyordum, fırsat olmadı. Bir günde baktım dedim, hemen ben bunları soyayım, hazırlayayım. Ama dışarıda yapayım dedim. İçeride malum çekirdeği ve içi evi batırıyor. Hava da güzel. Bunları ben şimdi soyacağım, parçalayacağım. Bunlar biraz erkek işi, sert. Kadınları yapmasını önermiyorum çünkü bayağı bir sert kabaklar. Yapabilir miyim ben sence? Yaparsın, sen kesinlikle yaparsın da yine de olsun, ben yaparsam teşekkür daha iyi. Teşekkür ederim. Duramadı benim hızlı. Evet dostlar. Kahvaltı bile yapmadan hadi önce onu halledelim. Biraz da merak ediyor herhalde içini. Çünkü bunlar sanki biraz erken koparıldığını düşünüyorum. Yani. Bahçe temizlerken kendiliğinden kopmuştu. Yok yok, çok da erken değil. Öyle mi? Güzel bak. Ha, evet. İyi bari boşa gitmesin. Evet dostlar, şu şekilde içini alıyoruz. Aynı kavun karpuz keser gibi. Sizler nasılsınız dostlar? Vallahi biz bomba gibiyiz. Evet, içi sarıymış. İçi güzel. Şimdi ben bunları şekere ıslatmadan yine direkt üzerine şekeri atıp tencereye katacağım. Nusret ablamızın bahçesinden. O bahçeyi temizlerken yaptığım kabak değil bunlar. Bu farklı. Daha önce yine o bahçeyi araba geçti. Daha önce yine o bahçeyi temizlemiştim. O zaman 3 tanesini kopardık. Birini Nusret abla aldı. İkisini ben almıştım. Ama Nusret ablanınki yarılmış, düşmüş herhalde orada. İşte o zaman ballandığı anlamına geliyormuş, yaralanınca. Ya. Tabii. Hatta bir tanesi de ama var. düşürmüşler bence. İlk başta yani şey yoktu, yarılma falan. Ha, olabilir canım. Evet dostlar bak. Eğer yakın çekim olursa bal kabağı bak buralardan hemen şekerlenme yaptı. Görüyorsanız. Aa, evet. Pırıl pırıl gözüküyor. Efendim gel. Gel ev gülü gel. Ne oldu anne? Selam gelmiş. Bir selam ver hadi. Merhaba. Allah'ım, Allah'ım. Ay, ne yapacaksın bunu? Tatlı yapacağım sana. Evet dostlar. Evet biliyorum, bal kabağı tatlısı. Seviyor musun? Ayazım sever. Hem de bunu yaptıktan sonra hem de dünya kadar seviyorum. Tahinle. Tahinle, sırf tahinle, pekmezsiz tahinle servis yapıldığı zaman süper bir şey oluyor. Denemeyenler bir de tahinle denesinler. Ben daha önce hiç denememiştim. Bana birisi söyledi ve de denedim. Gayet güzel oluyor. Evet, öyle yiyenler vardır. Sabahleyin olunca benim boğazlarım biraz değişik oluyor, konuşmam falan. Nerede bak, testlerin şurada kalmış senin. Evet. Sabah ben de gördüm. Gözüm gördü, dikkatimi çekti. Nail'in testeresi. Valla dostlar, acayip güzel bir hava var. Sonra arıyor, bulamıyor. Şurada komşumun çiçeklerini göstereyim sizlere. Çok güzel. Kestim orsasını. Murat eniştem de bana şu çiçeği dikti, verdi. Biraz toprağı şey gibi. Ermancı bunun ikisini de mi yapacağız, bir tanesini mi yapacağız? İkisini de yapalım. Bir tanesi az olmaz mı? Az oluyor. Nusret ablaya da vereceğiz ya. Bu kadar mı bu? Hayat abim o yeşil bıçaklardan bir tane versin. Allah çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık Nail. Benim elimde uçandan kaçan kurtulur. Diyorsun. Baba, evet dostlar. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Haftaya. Baba. Ölmez sağa kalırsak. Bu saatlerde. Ay. Köy yolu yarısını yaralamış olacağız. Baba ben sana bir şey getireyim. Haftaya bugün bu saatlerde anlaşan bir şey olmazsa afyon. Akşam olacağız. Bir gün orada kalmayı planlıyoruz. Sonra anneciğim, orada... efendim anneciğim. Efendim. Ben sana uygun bir şey getireceğim. Tamam babacığım. Uygun bir şey. Ondan sonra nasip olursa pazartesi sabahleyin kahvaltımızı orada yapıp ondan sonra vatanımıza, memleketimize yani Gülpınar'ımıza gitmeyi planlıyoruz. Ama tabii her şeyin başı sağlık. Aksi bu durum olmazsa öyle bir planımız var. Nayicim şey akşam kafama yastığı koyunca şey düşündüm. 2 gündür bende güzel bir enerji var. Yani ağrılarım olsa da modum çok yerinde, moralim.
balığımı akıtmaya başladım. Güzelmiş değil mi? Evet, tam bal kabı. Onu o zaman şey yapalım, çekirdeğini alalım. Evet. Nereye dikeceğiz? Alalım ya, olur da. Hayatım bu olmaz ki babacığım. Köye dikmek nasip olur, belki belli mi olur hayatım? Biz bakarız. Biz daha gidemeyiz bu sene. Vallahi hiç belli olmaz. İki gündür bende çok güzel bir enerji var. Ağrılarımın olmasına rağmen. Romatizma olduğu için bende tam da bu mevsim değişiminde çok belirgin ediyor hani kendini. Sonbaharda hele özellikle havalar serinlediği için. Yeşil bıçaklarımız var ya, abimden iste bir tane. Alice. Ama Nail bana bunu işte iki gün önce söyledi. Daha tam kesinleşmediği için de ben sizlerle paylaşamadım. Yine Nail'den duymak nasip oldu sizlere. O doğruya uçtu. Bilmiyorum, şeyi bülbülü altın kafese koymuşlar da ille de vatanım, ille de vatanım mı demiş. Bizde ille de köy, ille de köy olduğu zaman akan sular duruyor. İlle de köy derken biliyorsun işlerimiz var, resmi işlerimiz. Hayır hayır, orayı duyunca diyorum, evet. O işlerimizi halletmeye resmi gidiyoruz. Resmi işlerimizi halletmemiz lazım. Evet, o yüzden gidiyoruz. Anneciğim, sen onları neden alıp tamam, geliyorsun? Babacığım, teşekkür ederim. Evet, o bıçağla niye yapıyorsun Nail? O zaman o kadar güzelmiş ki, ondan nasıl kesebiliyorsun acaba bu kabağı? Bu kabak gerçekten tam bal kabağı. Valla çünkü evet. Yani normalde bu bıçakla kesilmiyordu kabaklar. O normal yağ bıçağı hani. Çok yağ güzel. Değil ya, testereli. Testereli de. Neyse, doğru. Ben de şunu kesildim. Bak, nasıl bilir bak. Kesilmiyor mu ya? O zaman tamam. Kaynatma aşamasında mı görüşelim? Bugün evdeyiz. Evet. İnşallah. Bak şey, tavuk falan kümesini mi temizleyeceğiz? Valla bunun kümesi falan temizlemeyeceğiz. Ondan sonra biraz bahçede işleneceğiz. Çok yormamak şartıyla. Anne bence, anne birisini bence buraya dikelim. Akşam üstü balığa gidelim. İzmir denizine. Balığa mı gideceğiz akşama? Akşam üstü düşünüyorum bakalım. Yemi nereden alacaksın? Şöyle bahçeden alırım. İyi tamam bakalım. O zaman doğrama aşamasında ve tatlıyı şekerleme aşamasında görüşürüz. Evet dostlar. Kabakları soydum dışarıda. Maşallah. Biz uçakmış. İçeri geldik. Bunlar azalır hemen daha. Aynı evde. Ben de sofrayı seriyordum. Çay. Şunu serelim istersen. Vallahi serseniz. Kahvaltı yapacağız. Direkt tencereye doğrayı vereyim. İyi tamam o zaman. Doğrayı verecek Nail'im. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kabaklarımızı soyduk. Nail'im bunu bir tencerede almaz herhalde ya. Tencereye yaparız. Biliyorsunuz çok çok diyebilirsiniz kabakları. Ama biz eşe, dosta, konuya, komşuya taktırmayı severiz. Evet gerçekten. Çünkü bence öyle şeyler güzel şeyler taktırmak. Evet. Hep bana olmaz. Sonuçta yesen ne kadar yiyeceğim? Gönlün geçene kadar yiyeceğim. Aynen. Şöyle tencerelerimizi de indirelim. Evet dostlar, şimdi doğrayalım. İri iri doğrayalım değil mi biraz? Evet güzel. İri oldu mu çok güzel oluyor. Şöyle oldu mu ezilmiyor. Öyle değil mi? Ha, biraz daha. Aynen. Cam nereye gitti? Orada. Dediğim gibi dostlar, ben bunu eskiden köyde hiç sevmezdim. Köyde bunu direkt böyle yaparlardı. Fırın tepsisine koyup sobaya sürerlerdi, sobanın tepsisine. Şeker meker atmazlardı bal kabağı diye. Ben hiç sevmezdim. Sonra Derman bunu burada bir kere yaptı. Böyle şerbetli bir şekilde sapsarı kabağın içine. Bir de sobanın üzerinde yapmıştım. Sobanın üzerinde. Böyle yavaş sonra yavaş. Bir yedim. Bir daha ayrılamadım dostlar. Canımsın ya Nail'im. Sen de bir şey yaptığım zaman, beğendiğin zaman ben çok mutlu oluyorum. Yemese de şey, alıştım ya artık Nail, bir daha ye. Güzel olmuş Nail, şöyle olmuş Nail. Dostlar bizim i̇lla. Programımızdaki gaye ezilmesin, tane tane olsun. Nail'e illa hepsini yedireceğim. Ne ki de benim yüzümden kilo alıyor adamcağız. Evet. Dostlar. Ben de şöyle reçellerimi çıkarttım, kahvaltı hazırlıyordum. Dediğim gibi tahinle denemeyen varsa özellikle rica ediyorum tahinle denesinler. Böyle servis tabağına koyduktan sonra üstüne birazcık tahin. Vallahi bilmiyorum. Tahin sevenler tabii. Tahin sevmeyenler de olabilir.
Nayacığım sen şey mi yapacaksın? Tayinle mi yiyeceksin? Vallahi ben tayinle yiyeceğim. Tamam. Diğerinde artık öteki şey mi yapsak? Daha çok mu? Maşallah ne kadar olmuş. Bence o da onu doldurur. Şura kapasını şeyi kapağını. Dostlar gerçekten ben böyle işleri seviyorum. Mesela köyde doğduğum zaman bizim orada salça yaparken mesela 7-8 çuval salçalık ayıklarlar. Ben hiç kocuğum 30 ayıklardım. Hatta birinde Elmas teyzem Hollanda'da onun salçalığını ayıklarken üstümü başımı berbat etmiştim, pantolonumu, tişörtümü. Buradan Elmas teyzeme Ahmet'e üstümüze sevgiyle saygılar gönderiyor. Nail Allah'tan gururlu bir hani erkek. Gerçekten öyle hani nerede oturup nerede kalmasını, nerede ne yapmasını bilen bir insan. Ben de az çok öyle olduğumu düşünüyorum. O yüzden belki de hani anlaşmamız hani güzel oluyor. Usta yapmak istedikten hatta bunu buna katmayın. Biri ayrı, biri de ayrı olsun. Çünkü kabağın birisi böyle koyu turuncu, birisi açık turuncu. Öyle mi? Evet. Tamam. O bakalım nasıl olacak artık. Aynen. Fark edecek mi? Evet dostlar. Bu şekilde doğradık. Şöyle bir gösterelim. Nail'in laklarını unutmayın canlar. Evet dostlar. Sizlere özel. Bugün pazar çekimine katıldı sağ olsun kendisi. En büyük destekçim. Evet güzellerim. Şekerleri şöyle üzerlerine doldurduk. Göz kararı yaptım kesinlikle. 1,5 kilo. Nail hemen ölçüyü verdi. El tartımı yedir. Şurada da kızlarıma domates, biber öldürmesi deriz biz. Domates, biber sosu değil, öldürmesi işte. Biz öyle alıştık. Bunlar ölüyor ya ocakta, onun için öyle de yok ya. Ondan sonra şimdi şunların altlarını da yakayım. Ama şu kaplaya değdiği için en iyisi bundan sonra birini burada, birini burada pişirelim. Ben kahvaltı hazırlıklarıma devam edeyim. Tatlılarım olduktan sonra görüşmek üzere. Evet güzellerim, görüyorsunuz. Bu görüntü çok güzel. Sizlerle de paylaşmak istedim. Daha olmadı. Bu büyük bu taraftaydı. Yerlerini değiştirdim şimdi. Bu sanki olmak üzere gibi. Bayağı çekti. Veyahut da kabaklar ayrı olduğu için mi bilmiyorum. Normalde ikisi de aynıydı. Ama bu hala çok duruyor. Bu da bayağı oldu. Bakalım. Biraz sonra olmak üzere. Evet güzellerim. Kabak tatlılarımız oldu. Bu kadar da kolay. Görüyorsunuz. Şimdi bunun ikisi arasındaki farkı size göstereyim. Normalde boyutları aynıydı. Efendim anneciğim? Arkadaşlarıma bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. Arkadaşlar çok canım çekti. Acayip çok. Neyi canın çekti? Bal kabağı tatlısı. Şu an kokusu burnuma kadar geldi. Vallahi. Sen üzerini değiştirelim anne. Mutfağı toparladım sayılır. Tezgahımı sileyim. Ondan sonra gidelim. Görüyorsunuz canlar bu kadar kolay. Alın pazardan hemen akşamından bekletmeden atın şekeri üstüne kaynasın. Lokum gibi kabak tatlısı sizlere. Biz sevdiğimiz için bize böyle güzel geliyor. Bilmiyorum belki sevmeyenler de vardır ama. Şimdi birazcık ablama götüreceğim. Eşim oraya gitti Nail. Ben de birazcık kabak tatlısı alıp oraya gideceğim şimdi. Ne yapıyorsun annem? Bal kabağı tatlısı yiyorum. Takkalı kuş. Sıcak değil değil mi? Şu an sıcak. Ha. Nasıl olmuş? Çok mükemmel. Vallahi. Evet acayip güzel. Afiyet olsun annem. Annem bir koy da illa yiyeyim diyor. Dayanamadı. Allah'ım kuzularım seviyorsa tamam işte. Sıcak. Sıcak mı? Bu sıcak diyor. Ha. Sadece bu soğuk. Bir tek abi. Ne? Bunun içi sıcak. Ver kuzum benim. Bak tabağın içi zaten sıcak oluyor. Ya. Şerbet.
Alnını da sivri yemiş kuzum. Ben görmüştüm. Pemidatla yaz. Babam yani bunlar şeker sevdiği için bunun hepsini, bu kilonun hepsini bitirir. Bitirir mi baban? Evet. Şu tencereyi bitirir sevdiği için. Evet. Tatlı. Nusret teyzene de götürelim o zaman şimdi. Onun kabakları ya. Çapırdatma Dani. Sıcak değil mi daha? Evet, daha katmalarını istiyorum onun üstüne. Kim söyledi sana bunu Ayaz? Ben gece düşünmüştüm. Daha katmalarını mı düşünmüştün? İyi hadi afiyet olsun sana. Sağ ol. Kurban olurum. Bir de şöyle fotoğraf çekelim mi? Çekelim anne. Bunu koyalım o zaman değil mi ekrana? Tamam. Hepsini de bilin var ya. Tamam ya artık. Bitti fotoğraf. Evet. Kalbi güzel değerli dostlarım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.